Selamünaleyküm herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün kızımla markete geldik. Oğlum da Himoşlarla oynuyor. Değil mi anneciğim? Annem de çekimde. Şimdi akşam ona en sevdiği bir şeyi yapmak istiyorum. Hemen bakın arkamda. Durun göstereceğim size. Pancar saracağız. Çok güzel. Evet, bu da tam alacağım miktarda var. Efendim eve geldik. Şöyle kıvırcık aldım. Güzel. Böyle çöp poşetine koymak daha iyi oluyor ya. Tek tek o küçük poşetler bir de çok yırtılıyor. Şöyle turp da aldım. Orada çekemedim çünkü çok kalabalıktı. Şöyle muz da aldım. Allah. Çocuklar yesin. Bebişlerim. Şöyle 5 bağ şey aldım. Karalahana aldım. Maydanoz aldım. Bir tane taze nane aldım. Nene neredesin nene? Bir saniye alamadım. Nane poşetin içine düşmüş. Anam bunları seviyor. Biz de seviyoruz. Böyle 2 adet de istiridye mantarı aldım. Patates aldım efendim. Bu kadar. Şimdilik bu kadar yeter. Taşıyabileceğim kadar aldım vallahi. Kızım çok seviyor. Ben de böyle karpuz aldım kızıma. Oğlum da yer. Oğlum da seviyor. Ama Seval daha bir böyle karpuz diye tutturuyor. Tabii ikisi de yesinler aşklarım. Kokusu harika, tadı da mükemmeldir diye düşünüyorum. Babam bir kere almıştı. İçi falan böyle göçmüştü resmen. Yoktu yani. Çok şeydi, yenecek gibi değildi ama bu güzel. Dokusu falan harika. Sarımsak da aldım. 3 adet soğanım var. Bunları hemen doğrayalım. 3 diş de sarımsak böyle hemen soydum, yıkadım. Hemen soğanlarımızı doğrayacağım. Anacığımın bıçağını alayım. Hoppala. Hop. İkiye böldük. Şöyle hemen. Allah. İşte ben bu bıçaklara alışık değilim. Neyse ben ufak bıçağımı alayım. Yok anam. Bıçak daha iyi. Elime uygun, elime yatkın. Hemen kavrayabiliyorum. Daha hızlı yapabiliyorum. Takır takır gidiyor. O bıçak bana göre değil. Ona o anlama göre. Şimdi şöyle güzelce incecik doğrayalım efendim. Onunla da ufaltırız biraz büyük olursa. Oh. Şöyle kavrayamadım. Oh oh. Efendim aşkım. Hobbit dur la. Ana. Efendim anneciğim. Teşekkür olsun. Bana bir hediye vereceğim. Hediye mi var bana? Evet alın. Tamam. Ama. Sevenin. Oraya koyma, oraya koyma aşkım, oraya koyma. Masanın üstünde bırak. Masanın üstüne. Oraya değil anneciğim, diğer tarafa bırak. Ha. Hı, tamam. Aa, orada sana göre şeyler var evet. Alabilirsin. Şöyle. Bence gayet ufak ya. Aynen. Ay. Ay yerim senin ağzını burnunu ha. Hemen kap bulmam lazım. Bakın soğanların tanesi bu kadar minnacık yani. Kamerada biraz daha büyük durabilir ama ufacık. Evet bu da sonuncu soğanım. Hemen bunu da takır 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 doğrayayım. Efendim. Güzel güzel. Hemen incecik olsun. Heh. Minnak minnak oluyor zaten. En şey yerlerinden kesiyor. Bir de şöyle yaptım mı? Daha bunun küçük olmama şansı yok. Heh. Çocuklar da dışarıda oynuyorlar. Güzel güzel oynuyorlar ne güzel. Gıdıklar. Sevoşumda karpuz yiyor teyzelere. Anam kızım benim. Bal kızım benim. Aşkıcım benim. Sen karpuz yiyorsun ya. Sanırım 4 demet sararım yani. Şey karalahanayı. Öyle güzel olur. Biz kalabalığız efendim. 7 kişi olunca sarmayı da herkes seviyor yani. Sarma sevmeyen yok.
öyle söyleyeyim. Evet, şimdi ben bunu yapayım. Sonra sarımsaklarımı yapayım. Allah bak, gene elimi kestim. Şuramı da kesmiştim ama çok gitmedi Allah'tan. Bunu da kesmiştim. Acıyor şimdi. Soğan yakıyor. Yakma diyorum, dinlemiyor, yakıyor. Vurdum duymaz bu soğan. Allah'ım ya Rabbim. Senin benimle derdin ne soğancığım? Hatta senin biz kadınlarla derdin ne? Niye bizi ağlatıyorsun? Bir daha mı vereyim kızıma? Hemen veriyorum. Dur bir bırak. Tamam. Hoppala. Şu sarımsaklarımı da şöyle alayım efendim. Ezdireyim. Ben vereceğim kızıma hemen. Sarımsaklara hiç uğraşmıyorum. Al bununla şöyle takır tukur takır tukur ufaltırız. Bu hareketi yapmaya bayılıyorum. Vereceğim ben kızıma karpuz, tamam mı? Bekle aşkım. Bunu da yapayım, bitiyor. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Oo, çok sevmiş, severler belli. Sen ne yiyorsun? Babuşum. Ne o? Babuş. Babuş mu? Hı hı. Güzel mi peki? Güzel. Bir daha alayım mı? Ay. Sen yersin mi? Ben de seni yerim. Allah maşallah. Hadi ye ye. Allah resmen karpuzla aşk yaşıyor ya. Uy, kurban olduğum sana. Sen ye yeter ki. Anne sana her şeyi alır. Annem. Uş, Yavuz'um da dışarıda oynuyor. Ben sonra yerim anne dedi. Bıdıklar size. Oh. Yarasın aşkımı benim. Afiyet bal olsun annem. Bir daha söyle biraz önce dediğini. Ne dedin sen bana? Kabuş dedi. Hayır. Anne ne dedi? Anne kabuş dedi. Hayır, anne çek çek diyor. Şey yaptım, durdurdum videoyu. Ay maşallah. Az az ısır annem, az ısır. Uş, kurban olurum seni verene ya. Evet, sarımsaklarımı da böyle un ufak ettim. Minnacık minnacık. Bakınız. Hemen şöyle içerisine alayım. Tamam. Evet, şimdi böyle maydanozlarımı da yıkadım. Yarım demetcik. Hemencecik, incecik yapalım. Güzel güzel. Hop, şöyle doğrayalım. Anam, sapları içine gitmesi lazım. Kamera için biraz iyi değil gibi ama yapacak bir şey yok. Ancak bu kadar ayarlayabildim. Hızlı olmam gerekiyor. Şöyle maydanozlarımı böyle ayırayım da diğeriyle de şöyle küçük küçük yaparım ya. Bir şey olmaz. Bıdık. Sever Hanım karpuzlarını yedi. Yavuz Efe'ye de verdim. O da yedi dışarıda. Yumuşla. Onlar oynuyorlar. Dedim anne. Evet. Anne. Aferin benim kızıma. Hemen şöyle bunları da inceltelim. Tık 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 tık. Ne anneciğim? İşte bez. Ama senin şey var, kuru bez vereyim. Yıkadın ya eline. Bekle. Bekle anneciğim. Hemen kızım, hemen. Allah. Evet efendim, maydanozlar da incecik olma yolunda, hatta girdiler bile o yola. Gördüğünüz gibi minnak minnak oldular. Oh. Anam elime de geldi. Mutfak tabi biraz dağıldı. Onu da hemen toplarım, sarmamı sarayım. Sarma pişerken ben de toplarım mutfağım, ne olacak ki? Elime yapışmıyor. Efendim anneciğim. Poşet mi? Evet. Tamam. Şöyle bunun içine atıyoruz hemen, hop. Şimdi pirinçlerimi yıkayacağım. Salçasını, yağını, tuzunu, baharatlarını ekleyeceğim. Evet. Bu kadarcık nane de atmak istedim. Hemen o naneleri de şöyle güzelce küçülttürelim.
Gırç 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 gırç. Kısa yoldan gidiyoruz bugün. Hadi bakalım. Evet. Bunlar da ufalsın hemen. Tık 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 tak 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 tak. Nanelerim de bir güzel inceldi. Böyle. Hemen onları dışarı attıralım. Hop. Tamamdır efendim. Pancareleri de böyle suya koydum. Yıkayacağım hemen güzel. Sonrasında haşlayacağım. Evet, sadece bu kadar dağınıklığım var yani, bakın. Gerçekten yani birazcık vardı, onları makineye atmıştım zaten sabahtan. Makine çalışacak. İşte bu kadar. Bunlar da toplanır yani. Şunları yerine falan yerleştireceğim. O kadar. Bakın. Yavuz Efe'nin seyton başısı. Vay be. Bunu öyle bir anlatıyor ki, anne diyor, adam diyor, tek başına diyor, sırtında diyor, taşımış diyor. Ondan sonra diyor, işte kurtarmış diyor bizi diyor. Ondan sonra diyor, ölmüş diyor. Çanakkale geçilmez. Bu da benim poğaçalarım yaptığım. Evet, lahanalarımı böyle kaynayan suya koyuyorum. Biraz sonra alacağım. Elim yandı. Huş. Bunların saplarını böyle kestim. Kolay hemen sarayım, uğraşmayayım bir daha diye. Diğerlerinin sapını da artık sararken koparırım. Böyle şokluyorum. Sonra süzgeci alacağım. Evet, sonuncu bu da. Şimdi şöyle süzdürüyoruz güzelce. Hop, suya giriyor. Heh. Bir de ne kaldı? Onu da alıyorum. Şimdi iç harcımı hemen pirincimi ekleyeceğim. Salçamı ekleyeceğim. Zeytinyağımı ekleyeceğim. Bir de kuru nane falan eklerim. Evet efendim, pirinçlerim içine ekliyorum. 2 bardak dolu dolu. Hemen zeytinyağlı yapacağım ben bu sarmayı. Karalahanayı. Evet, şöyle biraz gezdiriyorum. Tamam, yeterlidir efendim. Tuzunu da ilave edelim. Şöyle alayım da. Şöyle. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Bu kadar tuz yeter. Göz kararı ekledim. Salçamı da ekledim hemen. Evet, salçalarımı da ekledim şöyle güzelce. İç harcımı şöyle güzelce karıştıracağım. Daha bir şey eklemiyorum. Bu kadar yeterlidir efendim. Evet, soframı hazırladım efendim. Hemen bir tane bıçak alıp geleyim. Onu unutmuşum. Bıçağımı da aldım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Anne, sen ne yaptın? Ben mama yapacağım anneciğim. Mama mı? Mamam yapacağım annem. Mama. Sen ne yaptın? Evet. Böyle yanıma gel. Yanıma gel yanıma. Mamam. Yanıma gel. Sen de bak nasıl yapıyorum. Al bunu, sende kalsın. Tamam. He. Değil mi mam? Evet efendim. Sarma işlemine başlayabiliriz. Elimde. Bunu yersin de. Hayır, onu sen elleme aşkım. Ama yer. Yok. Onu elleme sen. Yer. Aşkım, onu elleme. Elini ona bulaştırma anneciğim. Şöyle güzelce saralım. Yer. Bunu açtık ya. Ne aşkı? Açtık bundan. Bundan mı? Hı hı. Al bir tanesiyle oyna sen o zaman. Üstüne başına sürme, tamam mı? Daha vermem ama ha, haberin olsun ha. Hanımefendi, hı, tamam mı? Tamam. Benim işime karışmayın, tamam mı? Hı. Oh, çok güzel oluyor, gördünüz mü? Evet. Şöyle sapları da koydum ama buraya. Orada pişsinler. Ano, şu ortaları sert olmayaydı ne vardı? Mecbur böyle bıçakla kesmek zorundayız. Zorundasınız. Allah. Öyle yeme kız, pişince yersin. Pişmedi ki annem o. Pişmesi lazım, ondan sonra yersin. Tamam mı? Tamam. He. Anne onları şimdi güzelce pişirecek.
Anneanne de gelince güzelce yiyeceğiz. Tamam mı aşkım? Tamam. Hı-hı. Evet. Çok güzel bir lahana sarması. Tam anacığıma yakışır bir sarma. Bu arada bir şey belirtmek istiyorum. Benim de hala bir çocuk olduğumu anneyim. Evet ama benim de bir hala çocuk olduğumu unutmayın lütfen. Evet anneciğim bir saniye. Ben çocuklarımla çocuk olmayı seviyorum. Eğlenmeyi seviyorum. Evet 30 yaşındayım ama 30 yaşındaki benim gibi olanların çoğunun da hala büyüdüğünü zannetmiyorum. Yani hepimizin içinde birer büyümemiş küçük çocuk var. Bazılarımız bunu gösterebiliyor ama bazılarımız bunu etraf ve çevresel durumlardan dolayı gösteremiyor kesinlikle. İçinde kalıyor. Oysa ki yaşamak istediği ve yaşayamadığı çok şey var birçok insanın. Ama sen oyun oynuyordun bir tanem. Ellerini yıkaman lazım. Hayır olmaz. Sen ellerini yıkamadın. Seven elleri temiz. Bekle birazcık aşkım. Böyle yani. Şunu unutmayın ki bana yapılan her yorum aslında kendinize yapıyorsunuz. Efendim aşkım. Tamam sen yap. O senin, o senin. Onu böyle yattın da. Ama aşkım bak ben video çekiyorum. Sen ne diyorsun ya? Beni yattın da. Anne bana da böyle edilimi istedim. Tamam. Alayım mı bir tane? Dur. Heh, al bir tane. Onu çıtabilir miyim? Ne? Tamam. Zaten bu soru. Benim bıdıklarım da bana yardım ediyor. Anne ondan alayım. Efendim? Bir tane. Al aşkım. Tamam. Heh, böyle bak size ben yemek yaptırıyorum tamam mı? Evet. Heh, çok güzel. Senin elin temiz şimdi pislendi. Oo şimdi yıkattıramam mı aşkım? Oyna hadi oyna. Elim pis. Tamam o zaman. Git yıka o zaman. Dikkat et tamam mı? Tamam. Uş yerim seni ben. Anne bak. Dirseğimle açtım yeminle. Evet aşkım. Bak. Tamam onunla oynamaya devam et. Şimdi. Heh. Şimdi de ne yetiş biliyor musun anne? Bakın parayı bulunca pancarla böyle bozdum kendimi. Ne güzel. Böyle eğlenmekle bozuyorum kendimi. Değil mi? Gördünüz mü? Ah olan para senin gözün kör olsun deme. İnsanları haldan hala koyuyorsun değil mi? Birinde çok fazla para olunca öteki niye kıskanıyor ben bilmiyorum ya. Deyin ki Rabbim şu kulun şöyle güzel her istediğini alabiliyor. Rabbim bizi de güzel şöyle güzel rızıklarınla rızıklandır. Bizlere de böyle bolluk bereketlik ver. Bizlere de böyle evlerimize huzur ver. Yani sen gelip oraya yok bu değirmen suyu nereden geliyor? Yok bu pancarın şeyi nereden geliyor yazarsan sana Rabbim hiçbir şekilde hiçbir yerde bir şey vermez yani. Yemek bile vermez. Evet. Adam asitin de Allah yemek vermez. Evet. Allah yemeklerini alır tamam mı? Şükredeceğiz her zaman. Yani Allah yemeklerini alır tamam mı? Şimdi bana fetva veriyorsun da falan deme. Ben fetva falan vermiyorum. Bu zaten benim kanalım dini kanal değil. Bir sürü dini kanallar var. Oradan açıp da dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Nasıl, kime, ne şekilde davranacağınızı oradan öğrenebilirsiniz. Evet aşkım, şimdi seni dinliyorum bir tane. Allah yemeklerini, o adamın yemeklerini alın da o adam yemeksiz çağda şunu haydi yuttular demedi. Evet. Çünkü insan yemek yemeğinde ölüyor. Şeklinde de tadım var. Yapma. Evet, bak be ya. Şu 5 yaşındaki çocuk bile ne diyor? Duyuyor musunuz mu? Zaten onlara diyor takılma diyor, bakma diyor. Aşkım! Kuzum! Ne yapıyorsun? Orada şeyler. Ne var? Bakayım getir bakayım elindekine. Elindekine bakabilir miyim? Bak. O ne?
Ha, deterjan mı şey yapıyorsun sen? Hadi yıka şimdi, suya sok elini yıka. Hadi bir tane. Tamam. İlk önce güzelce ellerini deterjanlıyor, sonra yıkıyor. Aa, 2 yaşındaki kızım bile akıllı vallahi çoğu insandan. Evet. Bak ben hiç şey yapmıyorum. Ben yıkadım, şimdi evet. Kendini tekrardan yıkamak istiyor. Evet. Ya şu küçücük çocuklardan bile birçok öğreneceğimiz şeyler var. Dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Ben kimseye fetva vermiyorum. Vermem de. Herkesin aklı var. Rabbim herkese akıl fikir vermiş. Artık gerisini siz düşünün. Heh. Yapacak bir şey yok. Rabbim kimseyi utandırmasın. Ben öyle gülüp oynuyorsam, yani ondan da namus bekçiliği yapacaksanız hiç yapmayın yani, anladınız mı? Ben namusumu kendim elhamdülillah koruyabiliyorum. Namussuzluk yapmıyorum, haysiyetsizlik yapmıyorum. Kendimce eğleniyorum, böyle gülüyorum. Ve o yerli 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 diyor ya, böyle kafa sallıyorlar ya. Onu TikTok'ta açın bakın. Herkes o müzikte öyle kafasını sallıyor. Ya onlar mesela iki kişi oluyor. Diğeri birinin omzuna şöyle dokunuyor. O omzuna dokunduğu kişi de böyle böyle hareket yapıyor. Yani o zaman bütün herkes kafayı yemiş. Ne var yani bunda, anlamadım ben. Bu kafayı yedim hareketi mi? Şu anda görünüyor muyum onu da bilmiyorum. İnşallah görünüyorumdur. Bunu da belirtmek istedim yani. Ve ben gerçekten hani videolarıma emek veriyorum, özen gösteriyorum. Siz güzel aileme güzel içerikler üretmeye çalışıyorum. Ve görüyorsunuz iki çocuğumla, yani hem çocuklarımla ilgileniyorum, hem videolarımı çekmeye çalışıyorum, çabalıyorum. Bu kolay değil. Hani açıp da böyle videonun başına geçeyim de konuşayım da işte para kazanayım da öyle olmuyor ki bu işler. Keşke öyle olsa, herkes kazansa. Ama bu işi basit anne, görenler var. Hani böyle. Sen bulaşık yok ki aşkım. Lay pisten oldu. Yok aşkım, orada bulaşık. Yavrum bulaşık yok orada. Aa, Allah aşkına bakacağım ben şimdi bunlara. Ha, beyefendi Himoş ile şey meyve suyu içti, onun bardakları var. Onları mı içeceğim? Hobiş Bey de oradan bakıyor. Uş. Oh, ah. Anam gelene kadar bu sarmaları sararım inşallah. Evelallah. Evet. Vallahi bugün yemin ederim bir sürü iş yaptım. Yani her gün yapıyorum da. Annem de şu anda çekimlerde olduğu için biliyorsunuz. Daha çok bana yük kaldı, evin yükü. İşte çamaşır kurutmadan alıyorum, katlıyorum. Bir daha makineye çamaşır atıyorum. İşte yıkananları bir daha kurutmaya atıyorum. Mutfağı topluyorum, çocukların karnını doyuruyorum, çocuklarla oynuyorum falan falan. Evi süpürdüm falan yani falan. Öyle. Ne yapalım? İş bitiyor mu? Yan gelip yapmadım. Yemin ederim ha, şimdi oturuyorum. Markete de gittim geldim. Yani o kadar iş yaptım, markete de gidip geldim. Ya. Ben kendi evimde de öyleydim hep. Yani. Evimin işini yapardım, çıkardım, gezerdim. Ama şimdi sadece markete gidip geldim çünkü yemeğim yoktu. Yemeğim olsaydı gezmeye çıkardım. Ama tabii buralarda şöyle güzel gezilecek yer olsa yemeği yedikten sonra yine çıkardım. Ama buralarda maalesef öyle gidebileceğimiz yer yok. Çok uzaklarda var. Aşklarım buraya gelin bebeklerim. Aa, neredeyse dibi doldu zaten. Ne olacak? Gerisi de gelir. Gerçekten hani şu dünyada anne olmak kadar güzel bir şey yok. Ne bileyim. Hem anneyim hem çocuk ruhluyum. Kendimi seviyorum. İyi ki de Rabbim beni bu dünyada var etmiş. Böyle evlatlara sahip oldum. Böyle bir annem var. Böyle bir ailem var. Binlerce kez şükürler olsun. Her zaman da arkamdalar. Beni mutlu etmek için ellerinden gelen her şeyi, ama her şeyi yaptılar ve yapıyorlar.
bıkmadan usanmadan. Belki ben ailemi biraz üzmüş olabilirim. Hani çünkü çok ağladım ettim. Ana o gelmeyin mırnavlar. Onlar da uyuyorlardı içeride. Bıdıklar size. Hemen geldiler. Anacığım hoş geldin aşkım. Ana sen ne diyorsun? Kurban oldum bak saniyeler nelere diyorsun. Anam bu gerçek mi? Gerçek gerçek. Oy bak. Aşkım benim. Pancari. Bugün çekimde seni söyledim Özlem. He. Valla. Ne dedin? Bir arkadaş bir yemek yapmıştı. Söylemeyeyim izleyince görecekler zaten. Dedi ki siz herhalde hiç yemediniz dedi. Dedim ki benim kızım onu öyle bir güzel yapıyor ki dedim. Ondan sonra yemelere doyamıyorum dedim. Gelme gelme. Evet ben de şimdi duşa gireceğim. Hemen bakarım ben çocuklara yavrum. Aha, tamam anne. Haydi kızım duş alacağım. Oradan in in in. Balım. Canım anam benim. Kal böcüküm. Aşıklarım benim. Ay ya çok sevindim. Çok mutlu oldum. Benim adımın da geçtiği için. Annem ben aldım. Çok güzel. Güzel değil mi? Tamam çocuğun canı çekiyordu zaten iyi yapmışsın. Çok güzel. Evet. Sarmalarımı bitirdim. Bu arada canım anam uyuyor. Çok yorulmuş. Gerçekten sabahın köründe kalkıp gidiyor. Şu anda suyunu kaynamasını bekliyorum sarmaların. Hemen suyunu ekleyeceğim. Biraz daha tuz ekledim su ekleyeceğim için. Evet suyunu da ekliyorum içerisine. Allah dur şöyle kıyıdan şey yapayım. O açıldı hemen onu sardırırım geri. Tamam altını açayım pişmeye bırakayım artık. Şimdi cennet çorbası yapıyorum sarmanın yanına. 3 yemek kaşığı mısır unu ekleyeceğim. Evet 3 yemek kaşığı mısır ununu ilave ettim. Benim mısırının fırınlanmış olduğu için kavurmadan hemen patatesini, soğanını, 2 diş sarımsağını ekledim. Bir adet soğan, bir adet patates ekledim içerisine. Şimdi güzelce birazcık kavurayım. Suyum kaynıyor. Birazdan üzerine dökeceğim. Evet, suyum kaynadı. Ben birazcık ekledim. Devamını bekliyorum. Tavuk suyum olmadığı için ben normal suyla yapacağım. Siz dilerseniz 5 bardak normal su, 2 su bardağı da tavuk suyu ekleyebilirsiniz. Çok az karabiber ekleyeceğim içerisine. Şöyle yeterli. Tuzunu da şu kadar ekliyorum. Biraz daha ekleyebilirim. Yetersiz gelebilir çünkü su ilave edebilirim. Biraz pişsin duruma göre bakacağız. Sarmalarım da pişiyordu. Çok güzel. Bir de salata yapacağım yanına. Oh mis gibi. Böyle salata için soğanlarımı doğradım. Bu arada bulaşık makinesi yıkanmış. Hemen bunu boşaltacağım. Yerleştireceğim yerlerine. Şimdi de mutfakta geri kalan bulaşıkları buraya yerleştireceğim hemen. Evet çorbamı buzlattım. İnşallah anacığım, evlatlarım beğenir. Böyle sarmamın altını artık kapatayım. Bayağıdır pişiyor ya. Olmuştur yani. Üstünü kapattım da biraz... Tabii şey oldu annem kapatmıyordu ama ben kapatmak istedim. Olsun. Çorbanın üzerine tereyağı eritiyorum. Tereyağım eridi. Bir çay kaşığı toz biber ekliyorum. Şöyle karıştıracağım hemen. Yağıyla. Evet değerli izleyenlerim. Cos sesi duymaya hazır mısınız? Biraz cıs oldu ama olsun. Oh. Mis gibi. Şifa olsun inşallah. Hemen karıştırıyoruz efendim. Ve cennet çorbamız da hazır. Sarmam da oldu. Tamam anneciğim. Oh yerim ben sizi. Kıvırcıklarını da böyle suya koydum. Annem uyanınca salatasını da yapacağım. Evet. Evet. Ben de buradan. Usta da buradan. Evet. Ama saçını sen tokanı gene çıkartmışsın aşkım ya. Kıyafetini de değiştirmiş hanımefendi kendi başına. Bak. Bu da benim annem mi? Bu da senin. Buyurun beyefendi. Buyurun hanımefendi. Ufa. Evet yanına yoğurt da koydum. Hadi bakalım. Tamam, ben çok da yenide
de duyuyorum ki. Tamam bak sarmadan da ye bir tane. Bak tadına. Hadi aşkım. Hadi yiyin bakalım nasıl olmuş, bana puan verin. Ben yedireyim mi aşklarıma? Yedi. Hadi anneciğim. Yavuz'um hadi yaklaş sofraya bir tane. İçinde su var. Mısırın var, patates var, soğan var. Anne. Bak bakayım solmuş mu? Nasıl? Hı. Güzel mi? Annem de yedi. Kız dur kız. Anne. Tamam. Pancar yemek istiyorum. Ben pancar tost yiyorum. Tamam pancar değil çorbadan da aşkım. Ama. Ye ye. Annemin lafı yedi. Su getiririm. Bana da su. Tamam hemen getiriyorum. Hadi. Oynamak yok. Hadi ye. Hayır dökersin üstüne. Hayır onu dolmayacaksın acaba. Suyu döktüm ben birazcık. Hadi bakalım. Dolmayacağım. Evet, sarmanı ye bak. Yoğurt da koydum yanlarına. Anne. Şu dütürsün ama sen dütürme. Kuş yerim ben sana. Aşkım benim. Evet, hadi bakalım. Anne, sen düzmek düzeceksin. Evet, bu arada benim aşklarım, teyzeleri küçük kaşıkla, küçük çatalla çok yemiyorlar. Hani küçük çatalı sadece kahvaltıda kullanıyorlar. Böyle yemek kaşığıyla hani yiyorlar çorbalarını falan. Nasıl olmuş aşkım? Anne. Çorbadan da içiyor bir şey. Bir tane çok düşün. Anne bu. Anne bu. Bu cennet çorbası. Cennet çorbası. Evet. Anne bu. Allah kızdır kız. Afiyet olsun. Allah. Anne bir tane onunla yiyeyim mi? Ondan da yersin aşkım. Bundan da ye. Birazcık iç. Ama ben çorba şimdi doyuyorum. Ne yapıyorsun? Doyuyor mu? Evet. Tamam işte doyman lazım. Doy ki güçlü ol. Ondan anne. Mi? Efendim aşkım. Bir de hamurda da da var. Aha, evet. Bak. Tamam anne. Sarmayacak mısın böyle? Yemeyeceğim. Ya abi yesin sen yeme ya. Yavuz aç ağzını oğlum. Aç aç aç. Aç 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 aç. Ben yiyeceğim. Tamam. Sır. Nasıl? Ey. Ey. Tamam sen yersin. Evet bu kadar. Dediğim gibi salatamı da annem uyansın o şekilde yapacağım. Ben de annemle birlikte yerim inşallah. Rabbim nasip ederse. Desteklerinizi, güçlerinizi bekliyorum. Güzel bakan güzel görür diyorum. Böyle ben mücadeleme devam edeceğim. Yolumla şaşmayacağım. Çünkü herkesin kendi bildiği yol en doğru yoldur. O yüzden hani ben de yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Doğru olduğum yoldan eminim. Öyle söyleyeyim. Bu şekilde ya. Yani aslında fazla söze gerek yok. Hani insanlar gerçekten... Elimle derler. Bu kadarcık mı? Yiyeceksin. Hayır. Yiyeceksin hanımefendi. Neyse o gelir yer geri. Cadı çok karpuz yedi bu arada. O yüzden anne. Yemeyebilir. Sen de yedin evet. Artık öyle bir hal almış ki insanlar senin hakkında bir hikaye bulamazlarsa kendileri bir hikaye uydururlarmış. O yüzden insanların uydurdukları hikayelere takılmıyorum. Takılmayacağım da. İstedikleri gibi yazabilirler, çizebilirler. Çünkü efendim. Hadi peçete alsın. Peki tavsiye. Koş. Evet.
Evet anneciğim. Yani gördüğünüz gibi işte çocuklarla da gerçekten zor oluyor. Yani böyle çok zorlanıyorum ama gene de hani bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir, beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız çok çok sevinirim, çok mutlu olurum. Rabbim tüm dualarınızı kabul eylesin inşallah.